Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. İnceleme konuğum ise Şımart Cam Temizleme Robotu. Şöyle gördüğünüz gibi aslında oldukça iri ve büyük bir üründen bahsediyoruz. Bu ürün özellikle camları temizlemek için camlarda ulaşamadığınız yerler varsa bazı binalarda özellikle yeni nesil binalarda bu tarz sorunlar var arkadaşlar. Ya da korkuyorsunuz, yükseklik korkunuz var. Yüksek katlı bir binada yaşıyorsunuz. Camları temizlemek sizin için tehlikeli bir hal aldıysa bu tarz bir ürün işinizi görecektir diye düşünüyorum. Her zaman yaptığım gibi cihazın bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Şöyle yanında bir tane ip var. Bu güvenlik ipi arkadaşlar. Cihazı taktığımız zaman yani cama doğru bir şekilde vantuzlama sisteminde çalışıyor. Taktığımız zaman olası bir düşme durumunda bu oldukça uzun bir ip. Ucunda da böyle bir açılır kapalı kanca mekanizması var. Bu ipi uygun bir yere asıyorsunuz, takıyorsunuz. Bu içeride bir herhangi bir koltuk vesairenin ayağı da olabilir ya da camın bir kenarına tutturabilirsiniz. Varsa uygunluğunuz bu şekilde kullanılıyor. Cihazın bir elektrik bağlantısı var. Elektrik bağlantısı yuvası ön kısmında yer alıyor. Buraya böyle döndürerek takıyorsunuz elektrik bağlantısını. Sağlam bir şekilde durmuş oluyor. Bir tane güç tuşumuz var. Hemen elektrik bağlantısının altında. Buna basarak zaten çalışmaya başlıyor cihaz. Diğer tarafa baktığımızda su doldurma yuvasının kapağını görüyoruz. Buraya açtığımız zaman doldurmaya başlıyor. Suyumuzu buradan bir tankımız var. Ve bir burada bazı küçük ledler var. Bu ledler de cihazın durumlarını bize gösteriyor. Şöyle elle tutulabilir bir ürün. Bir de uç kısmında şöyle ortasını tam denk gelecek olan bölümde bir de bir sprey bölümümüz var. Burada tank Akrenit dediğimiz suyu istediğimiz zaman sprey olarak aktarabiliyoruz. İki adet pedi var böyle pedler. Bunlar çıkartılabiliyor hatta. Ben nasıl çıkartıldığını falan da göstereceğim size. Yedekleri vesaire çıkıyor kutusundan ki kutu içerisinden de birazdan bahsedeceğim. Bunun dışında dış görünümle ilgili bir herhangi bir zorluk vesairelik yok. Birazcık teknik özelliklerden de bahsetmek istiyorum. Şimart cam temizleme robotu dakikada 3,5 metrekare alan temizleyebiliyor. 30 dakikaya aşan bir temizlik süresi var. Düşmeyi önleyici kontrol algoritması bulunuyor. Uzaktan kumandayla veya kendi üzerinde veya uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Masa temizleme modu da var. Kutusundan 7 tane bez çıkıyor. Mikrofiber bez çıkıyor. 4 farklı temizlik rotasını uygulayabilir Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, soldan sağa ve sağdan sola olmak üzere. Kenar tanıma özelliği var. 2600 PA emiş gücü, otomatik su püskürtmesi ve 40 ml'lik bir tankın olduğunu söyleyeyim. 600 miliamperlik bir pil ve ürünün fiyatı ise 5999 TL. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Şimdi bana bu ürünle ilgili çok fazla soru geldi sosyal medyada paylaştığım andan itibaren. Güzel temizliyor mu? Yapabiliyor mu? Olur mu? Olmaz mı? Camlarda kullanılır mı? Kullanılmaz mı? diye. Şimdi arkadaşlar ben bunu markadan istedim. Onlar da bana gönderdiler. İsteme sebebim şuydu. Yeni bir eve taşınmıştım ve bu evin camları iş yeri camı gibi yekpare bir cam var. Ve bu yüzden de camı içeriden silmeniz birazcık zor. Yani yoksa böyle normal hani açılabilir, ulaşabildiğiniz bir cam olsa silmesi daha kolay o tip camlarda. Ama bu yekpare ve kocaman bir cam olduğu için içeriden silinmesi neredeyse imkansız. Yani uzun bir sopayla falan belki silersiniz. Onları göstereceğim detaylarda ama ama normal şartlarda silmeniz kolay değil. Çok da yüksek katlı değil ama dediğim gibi silmesi zor olduğu için ben tercih ettim bu ürünü. Kutusundan neler çıkıyor? Birazcık da ondan bahsedeyim. Şurada petlerimiz var. Bu petlerden 7 tane çıkıyor. 2 tanesi üzerinde geliyor. Yani 7 çift çıkıyor daha doğrusu. Bir çifti üzerinde geliyor. Kalanları kutusundan siz alıp kullanıyorsunuz. Yıkanabilir petler bunlar. İster elde yıkarsın ister makinede. Ben makinede yıkadım mesela bir iki kez. Çünkü kirlenmişlerdi. Makinede yıkarsınız veya elinizde yıkarsınız tekrar tekrar kullanılabiliyor. Yani uzun bir süre kullanırsınız bunları. Takması çıkarması çok zor değil. Şöyle bir mekanizması var. Bunu çıkarttığımız zaman bunları detaylı size göstereceğim. Şöyle plastik bir çerçevesi var. Bu plastik çerçevelerde yedekleri de kutudan çıkıyor yine. Şöyle bir plastik çerçevemiz var. Petlerimiz de bu şekilde. Hatta o yedekleri de göstereyim. Şöyle de iki tane de yedek çıkıyor. Ee, bir de şöyle bir damlalık var su tankını doldurmak için. Kumandamız var. Bunların hepsini detaylı göstereceğim size. Bir de adaptörümüz var. Adaptörün kablosu bayağı uzun. 220 volttan çalışıyor. Ekstradan da bir ek takıp daha da uzun hale getirebiliyorsun. Çünkü prize taktığınız yerle camı sildiğiniz yer arasında bayağı bir mesafe olabilir. O yüzden böyle bir durum söz konusu olmuş. Şimdi bunu ben tekrar yerine takayım. 10, 15 saniye 30 saniye falan takıyorsunuz yerine bu şekilde şöyle de yuvaları var bunların o yuvalardan dikkat ederek bu şekilde yerine oturtuyorsunuz bakalım tam oturmadı şu anda evet şu anda oturdu bu şekilde takılıyor. Birkaç farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanabilirsiniz. Birinci yöntem bu. Shimart'ın bir uygulaması var. Bunu ben daha önce farklı bir ürünü gelmişti bana testte. O zaman da yine kullanmıştım. O uygulama yani Samsung telefonlarda sorun çıkarttı bende. Ben de bir tablete kurarak denedim. Tablette herhangi bir sorun çıkarmadan rahat bir şekilde çalıştı. Samsung telefonlarda bir sorun var. Muhtemelen o sorun giderilmiştir ya da giderilecektir diye tahmin ediyorum. Markada bu yorumumu ilettim bu arada onu da söyleyeyim. Uygulamayı kurduktan sonra isterseniz manuel isterseniz otomatik modda temizlik yapmaya baş. Şey biliyorsunuz. Temizliğe başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Onlara hemen bahsedeyim. Elektriğe bağladığınız şuradaki düğmesine bastınız zaten cihaz hemen aktif hale geliyor. Uzun süre basılı tutarsanız da emme moduna geçiyor. Yani buradaki petler emmeye başlıyorlar. Bir şekilde bir o 2600 PA dediğimiz emme gücü çalışıyor ve cama o şekilde yapışıyor. Camda hareket ederken de diyelim ki yukarı doğru çıkacak ya burası sabit duruyor. Bu taraf hareket ediyor. Sonra burası sabitleniyor. Bu tarafı bu şekilde böyle pıt 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 isterseniz sağa sola da böyle böyle gidebiliyor. Ben e, çektim hatta videodan hem dışarıdan hem içeriden nasıl göründüğünü. Bu şekilde hareket ediyor. Daha sonra bu arada elektriği bağladıktan sonra şu güvenlik ipini de mutlaka bir kenara koyun. Yani ben de düşmedi. Onu net söyleyeyim. Yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane camı sildim. Herhangi bir şekilde düşme olmadı. Gayet sağlam bir şekilde durdu. Sadece mutfağın camında da içeriden silerken mutfakların camlarında biliyorsunuz havalandırma ızgaraları oluyor mecburen doğalgaz için vesaire. Onun kenarına takılınca orada bir düşme oldu. Çünkü tutunacak geri yoktu ama bu makinenin suçu değil tamamen benim suçumda orada kullanmamak gerekiyor öyle yerlerde yani yekpare bir camda kullanın herhangi bir sorun yok ama böyle camın üzerinde bir çıkıntı vesaire varsa sorun oldu kenarlara çarpmıyor onu söyleyeyim kenarlara çarpmadan kullanabiliyorsunuz tristın düğmesi anda lütfen çalışmaya başlıyor bir de kumandası var kumandadan da kullanabiliyorsunuz yani kumanda bence daha kolay geldi bana yani uygulama da aynı şekilde kolaydı kumandadan böyle pıt 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 sağa sola hemen hızlı bir şekilde yukarı aşağı alabiliyorsunuz durdurma var kumandada su püskürtme özelliği var yani süt püskürtme Şöyle kullanıyorsunuz. Durduğu zaman su püskürtüyor. Ya da otomatik püskürtmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunların ayarları yine uygulamadan var. Uygulama üzerinden bu ayarları yaptığınızda hızlı bir şekilde su da püskürtüyor. Çok su püskürtmenizi önermiyorum. Neden? Cama olan yapışma gerilimini düşürmüş oluyorsunuz çok sulu olduğu zaman. Yani şöyle düşünmeyin. Hani ben cama bir şeyler sıkayım. Cam sil vesaire. O da daha rahat silsin. Değil arkadaşlar. Çok fazla sulu olmamasını ben öneriyorum. Yani kuru yapın demiyorum. Ama çok fazla da ıslattığınız zaman cama tutulması zor olacaktır. O yüzden çok fazla öner Teknik özelliklerde üzerinde pil olduğunu söyledim ama pille çalışmıyor. Neden? Pil acil durumlar için geçerli arkadaşlar. Örneğin cihazı taktınız çalışmaya başladı. Çalışmaya başladığı andan itibaren diyelim ki elektrik kesildi bir şey oldu. E, sonuçta camın dışında çalışan bir cihaz bu. 30 dakika boyunca kendisi çalışabilir yani üzerindeki pille 30 dakika çalışabilir ama bu şu anlama gelmiyor. Kablosuz elektriksiz yani elektrik bağlı olmadan çalışır mı? Çalıştırmayın ben önermiyorum çünkü zaten marka da önermiyor. Yani elektrik mutlaka bağlı olacak o yüzden bu. Adam adaptörünü bir şekilde bağlamış olmanız gerekiyor. Bu önemli detaylardan bir tanesi. Bunu da asla ve kata unutmamanızı öneririm arkadaşlar. Peki temizlikten memnun kaldım mı? Şimdi hepinizin merak ettiği şey budur muhtemelen. Özellikle ev hanımları burayı iyi dinlesin. Elbette arkadaşlar bu cihaz elinizde silmek kadar temiz yapamıyor. Onu söyleyeyim. Net olarak söyleyeyim. Ancak küçük bir şer koyuyorum buraya. Ancak ulaşılması zor ya da yüksektesiniz ve yükseklik korkunuz var. 10. kattasınız, 15. kattasınız. Mesela İstanbul'da yaşıyorum ben. İstanbul'da 45 katlı bina var arkadaşlar. Kaç kişi çıkıp camda sarkarak o camı silebilir? Bu ürün silebiliyor. Çok ufak sorunlar şurada oldu. Köşelerde bazen bir şeyler kalabiliyor. Ama birkaç kere uğraşarak veya bir işte bir kendim bir şey silerek de oraları ortadan kaldırmayı başardım. Onun dışında gayet başarılı. Onu söyleyebilirim. Bunu aldığınız zaman elbette sizin bir ev hanımısınız, bir hanımefendisiniz veya bir erkeksiniz evinizin camlarınız kendiniz siliyorsunuz. Sizin kadar iyi silemeyebiliyor ama %80-90 siliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. O oran benim için yeterli oldu. Sizin için yeterli olmazsa ben bu konulara çok takıntılıyım. Temizlik benim için çok önemli. Köşelerde mutlaka tertemiz olsun. İşte benim gibi silsin diye bekliyorsanız öyle bir şey beklemeyin. Bu ürün veya muadilleri işinizi görmeyecektir. Aslında bu çok basit bir sebebi var. Çünkü bu daire şeklinde bir pedi var. E sonuçta camın kenarı da köşeli olduğu için bir kare veya dikdörtgenin bir köşesi olduğu için de oraya girmesi biraz zor oluyor. Yine de girebiliyor ama hani belli bir noktalarda ufak tefek sorunlar kalıyor. Böyle %100 benimle aynı şeyi performansı versin derseniz veremiyor ama günü kurtarıyor mu? Kesinlikle kurtarıyor. İşinizi görüyor mu? Kesinlikle görüyor. Ben yani camlarda kullandım. Hatta camlarda kullandım. Ertesi gün yağmur yağdı. Klasikte bu Murphy Kanunu. Tekrar silmek zorunda kalacağım. Yağmurlar geçtikten sonra tekrar bir posta daha yapacağım. Peki ne kadar sürede temizliyor? Benim camların ölçüsünü ben ölçeceğim. Videoda burada bir yerde yazarım. Büyük olan camda arkadaşlar yaklaşık 10 dakika sürdü. Küçük olan cam camlarda ise ki burada benim yaşadığım evde iki tane büyük dört tane de küçük cam var yanlış bilmiyorsam ya. O küçük camlarda yaklaşık 5-6 dakikada diğerinde 10 dakikada tek sefer için söylüyorum. Eğer bu bana yetmez biraz daha temiz olsun derseniz bir sefer daha yapabilirsiniz. Yani toplamda 10 dakika sürüyor büyük bir camı yapması, küçük cam için de 5 dakika bence yeterli bir süre. E zaten o yaparken siz kenara çekilip bakıyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi yudumluyorsunuz. Bu tarz bir kullanımdan gerçekten de memnun kaldım. Toparlama gerekirse arkadaşlar Şımar cam temizleme robotu işini gören, vaat ettiklerini yerine getiren bir ürün olmuş. Elbette kadın elinin değdiği gibi olmuyor ama günü kurtarma anlamında, iş görme anlamında bence fazlasıyla iş görüyor. Hatta böyle ticari olarak bile kullanılabilir. Alırsınız bundan bir tane. Böyle dışarılarda cam temizliği işlerini falan bile gidebilirsiniz. Sizin için de tehlikeli olabilecek olan birçok temizlik işini bu ürün sayesinde görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir yönün olduğunu da söyleyeyim. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere şımart cam temizleme robotunun özelliklerini ve yaşadığım deneyimi anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi yazmaktan çekinmeyin. Hepsini elimden geldiğince bizzat yanıt vereceğim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Aa böyle bir adam mı varmış? Teknoloji kanalı varmış. Güzel de videolar çekiyor diyorsanız kanala abone olun. Beni destekleyin. Abone olanlar için de zaten söyleyecek bir şeyim yok. Yorum yapın. Videolarımı paylaşın. Bunlar da benim için önemli desteklerden birisi olur. Beni aynı zamanda sosyal medya da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın link açıklamada bulunuyor tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz sevinirim farklı videoda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın